Eğitim sadece dört duvar arasında öğrenciyi 40 veya 80 dakika bir arada tutup, yani askeri bir düzen ve disiplinle onlara belirli bilgileri aktarmak değil. Yani öğrencinin zaman geçirdiği, sosyalleştiği, kendi kişiliğini geliştirdiği, yeteneklerini, kabiliyetlerini geliştirdiği bir eğitim alanıdır. Ve siz gün içerisinde öğrencilerin neredeyse tamamına yakını ya 6 saat ya da 8 saatin bir zaman süreci içerisinde okullarda zaman geçiriyorlar. Tam gün eğitim uygulaması olan okullarda sabah genelde öğrenciler zaten kahvaltı yapmadan okula gidiyorlar. Ve biz dedik ki eğitim ücretsiz olacak. Ücretsiz olmalı. Her çocuğa eğitim ücretsiz olarak ulaştırılmalı. Ancak biz servis ücretlerini ödeyemez halde olan velilerin çocuklarını servisten aldıklarını gördük. Yüzlerce lise öğrencisi geçen yıl yapılan servis zamlarından sonra servisten ayrılmak zorunda kaldılar. Belki kilometrelerce sabah derse girmeden önce yol yürümek zorunda kaldılar. Ve kahvaltı yapmadan gelip işte bizim eğitim kurumlarımızda pozitif bilimleri öğrenmek zorunda kaldılar. Bir aç gelen bir öğrencinin, kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan bir öğrencinin sağlıklı bir şekilde dersi anlaması, dinlemesi, zaten onu yaşamına aktarması imkansız diye düşünüyoruz. Ve şu durumda öğrencilerin kantinlerden alışveriş yapma şansı da yok. Biz hepimiz biliyoruz ki ülkede her gün artan ekonomik krizin derinleşen bir yoksulluk yarattığını ve ülkenin %90'ına yakınını yoksul halktan oluştuğunu biliyoruz. Bu yoksul halkın çocukları ne yapacak? Eğitime, sağlığa nasıl parasız ulaşacak? Zaten ailelerin gelir düzeyleri belli. Yoksul aile çocukları. Asgari ücretle çalışanlar, işsiz olanlar, esnek güvencesiz iş yerlerinde çalışanlar, işlerde çalışanlar, çocuklarına beslenme dahi olsa temel ihtiyaçlarını gideremeyecek şekilde ücretle çalışan milyonlarca insan var. Milyonlarca velimiz var. Ve şu an Türkiye şartlarında yapılan ihalelerle kantinlerde satılan ürünlerin dışarıdaki fiyatlardan daha pahalı olduğunu biliyoruz. Peki gün boyu okulda kalan bir öğrenci bir simit yemeyecekse, bir tost yemeyecekse ve sağlıklı beslenecek besinler de getiremeyecekse evden, o bütçesi de yoksa nasıl sağlıklı bir şekilde eğitim alabilir? Biz ondan nasıl bir eğitim almasını ve yaşamına nasıl aktarmasını bekleyebiliriz bunu? Bizim şöyle gözlemlerimiz var. Ben ilkokul öğretmeniyim ve her ders, ikinci derste beslenme saati yaparım. Her öğrencimin neler getirdiğine bakarım. Yani geçmiş yıllarda biraz daha çeşitli olan beslenme çantalarında artık biz tek çeşit görüyoruz. Çünkü evde de yenmiyor. Velilerimin çoğu işsiz, çoğu asgari ücretle çalışıyor, çoğu dışarıda inşaatlarda çalışıyor, esnek güvencesiz işlerde çalışıyor. Zaten temel ihtiyaçlarını bile karşılayacak bir ücret alamıyor. Belki sadece ev kirası ve faturalar ödeniyor. Geri kalan kısmıyla da aile kendini sadece biyolojik olarak ayakta durmaya çalışıyorlar. Dengeli, düzenli, sağlıklı beslenme gibi bir durumları söz konusu değil. Yani bu ülkenin %90'ı için geçerli. Ama o %90'lık kesim içerisinde katmerli yaşayan bir kesim var. Ve şu anda bizim mesela eğitim, öğretim gördüğümüz okulların çoğunluğu yoksul aile mahallelerinde. Ve biz o yoksul mahallelerden gelen çocukların sabah aç geldiğini biliyoruz. Servis kullanamadan geldiğini biliyoruz. Gün boyu okulda aç kaldığını görüyoruz. Bu yüzden biz hem veli olarak, kendi çocuklarımız da var, hem eğitimci olarak hem velilerimizle de bu konuları konuşuyoruz çoğu zaman. Bunları ülkede yaşayan bütün insanlara, bütün öğrencilere sağlamak devletin sorumluluğundadır. Devletin tasarrufundadır bunları sağlamak. Her öğrencinin, her çocuğun sağlıklı beslenme hakkı vardır. Eğitim hakkı vardır. Ücretsiz eğitim görme hakkı vardır. Eşit, ücretsiz, parasız, sağlıklı beslenebileceği alanlara ihtiyaç vardır ve bunu da sağlamak devletin sorumluluğundadır. Biz sadece okulda bedava eğitim, öğretim vermekle mükellef değiliz, ülke olarak, devlet olarak. O çocuklar evden çıktıktan sonra bizim sorumluluğumuzdalar.
Yani okulda beslenmesi de bizim sorumluluğumuzda, güvenliği de bizim sorumluluğumuzda, sağlığı da bizim sorumluluğumuzda. Yani o evden çıktıktan sonra eve varıncaya kadar ki her haliyle bizim sorumluluğumuzda olmalı. Ve biz bu sorumluluğumuzu gerektiği gibi yerine getirmeliyiz. Çocuklarımıza mutlaka bir öğün yemek vermeliyiz. Okullarda bu sağlanmalı. Ücretsiz, sağlıklı, dengeli bir öğün verilmeli. Çocuklar sağlıklı beslenmeli. Ve bu sağlıklı beslenme sonucunda ancak sağlıklı bir birey dinlediğini anlayabilir ve yaşamını aktarabilir diyoruz. Eğitimci olarak, veli olarak, yurttaş olarak ülke bütçesinin çocuklarımıza, gençlerimize, eğitime, sağlığa yani ülke halklarına ayrılmasını istiyoruz. İktidarların kendi politikaları doğrultusunda bizim vergilerimizle ülke bütçesini kendi yandaşlarına, operasyonlara, savaşlara, betonlara, yollara ayırmasını istemiyoruz. Biz ülke bütçesini ülke içinde insanlara, yurttaşlara, halklara, öğrencilere, kadınlara, kamu işçilerine, emekçilerine ayrılmasını istiyoruz. Bu temelde kullanılmasını istiyoruz. Biz iktidarın politikalarına göre bütçeyi kendi tasarrufunda istediği yerlere aktarmasını istemiyoruz ve doğru